Fenerbahçe son yılların aksine daha iddialı bir transfer dönemi yaşıyor tartışmasız. Ve bugüne kadar Başkan Ali Koç'un ağzından duymadığımız para sözleri duyuyoruz. Bu sefer transferde daha bonkör olacağız. Üst düzey transferler yapacağız. Sponsorluklarımız söz konusu. Bunlar için çalışıyoruz gibi. Yani iddialı söylemler. Neden? Çünkü 5 yıl şampiyonluksuz geçmiş. Geçen sezon kazanılan Türkiye Kupası haliyle bu büyük camiayı kesmemiş. Ve başkan da artık kongreye giden bu son senesinde transferin hakkını vermek istiyor. Eskisinin aksine bunu cümlelerine de yansıtıyor. Geçen gün Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç'u da eleştirdiği geniş bir basın toplantısı yaptı. Bence orada yol da gösterdi. Ben iki tarafın, birazdan söyleyeceğim Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a dönük ağır sözlerine rağmen halen birbirlerine sevgi beslediklerine temelde inanıyorum. Ama bu benim inancım. Ama orada o toplantı sonrası ben naçizane şunu söylemiştim. Sayın Ali Koç, sakın yanıt vermeyin. Çünkü siz yanıt vereceksiniz. Aziz Başkan verecek. Siz vereceksiniz. Böyle gidecek. Siz transferlerinize bakın. Bu takımı şampiyon yapın. Bu şekilde zaten cevap vermiş olursunuz diye. Yaklaşık bir 7-8 gün bir sessizlik oldu. Sansürsüz futbolun haberine göre Sayın Ali Koç İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açıklamasında, daha doğrusu açılış töreninde Sayın Aziz Yıldırım'a öyle böyle değil, çok ağır ithamlarda ve eleştirilerde bulundu. Benim anladığım Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığa gelmek için görüşmeler yaptığını, bununla ilgili çalışmalar yaptığını vesaire ifade ediyor. Yalnız Sayın Ali Koç, güçlü iktidar güçlü muhalefetle olur. Bu konuya bu kadar uzun ve ağır cümlelerle yanıt vermiş olmanız beni biraz şaşırttı. Şimdi bakın, bu konu transferler kadar önemli. Zaten karşınızda birçok yapı ve birçok kulüp var. Siz birbirinize düşün, bölelim parçalayalım, çok öne çıkmayın vesaire. Şimdi bu o tarafa malzeme verir mi vermez mi? Fenerbahçe'nin Aklı Selim'de buluşup, bakın birazdan okuyacağım sansürsüzün haberi, yolunu tamamen şampiyonluk odaklı hale getirmesi lazım. Bakın, diyor ki Sayın Ali Koç, mücadele ettiği her yerde muvaffak olmak, bunun içinde tek bir yol var. Tek bir anahtar var, camianın birlik olması. Bizim bütün odağımız bu. Ama Fenerbahçe'de adeta paralel bir kulüp yapılanması söz konusu. Aziz Yıldırım'ı kastediyor sonraki cümlede. Çünkü diyor ki 20 senesini Fenerbahçe'ye vermiş, Fenerbahçe için hapis yatmış, Fenerbahçe için çok büyük işler yapmış ama son yıllarda şirazesi kaymış bir eski başkanımızın kendisini tekrar iktidara getirebilmesi için son 5 yılda kapalı kapılar ardında, son 1,5-2 yılda da bir nebze daha açık, son günlerde de daha da açık bir şekilde eski yöneticiler, eski kulüp çalışanları, bazı dernekler, federasyon ziyaretleri, Ankara ziyaretleri, birlik beraberlik diyoruz da bizim bir bütün olmamız lazım. Ama bunu Fenerbahçe'de sağlayamıyoruz. Şimdi bakın, Ali Koç diyor ki Aziz Yıldırım başkanlığa gelmek istiyor diyor. Bununla ilgili diyor Ankara ziyaretleri, eski kulüp çalışanları, yöneticiler buluşmaları falan. Şimdi ben burada şunu söylüyorum. Sayın Ali Koç, bunun nesi yanlış mesela? Siz 5 yılı şampiyonlukla dolu dolu geçirdiniz de, bakın ben bunu şu anlamda söylemiyorum. Benim bu tarafta tarafsız olduğum, ben ortaya koyduğumu düşünüyorum. Benim için kişilerin hiçbir önemi yok. Ama Sayın Başkan, cevap vermeniz bence hata. Siz tamamen transfere odaklanıp, güçlü kadro, güçlü saha içi, güçlü saha içi dışına odaklanıp zaten cevabı vermiş olacaktınız. Sayın Aziz Yıldırım cephesinin son zamanlarda yaptığı bu çıkışlar olmasa acaba siz bu kadar nasıl söyleyeyim, transferde agresif olur muydunuz mesela? Değil mi? Mesela bir lafı var Sayın Ali Koç'un, Sayın Başkan'ın, diyor ki bizim fıtratımızda olmayan ama başkalarının fıtratında olan şeyleri de yapacağız bu sezon. Nereye çekerlerse çeksin diyor. Demek ki iyi muhalefet insanı bazen uyandırıyormuş. Bize de cevap vermiş Sayın Ali Koç. Bir grup insan bana sakın cevap verme diyor. Kulübün odağı bu olmamalı diyor. Başka bir kesimde neden susuyorsun diyor. Yoksa sizin üstünüze yapışır bu iddialar diyor. Bizim kültürümüzde böyle iddialara cevap vermediğin zaman kabullenmiş oluyorsun. Neler söylemiş başkan? Şimdi bu muhtemelen Aziz Başkan'dan bir yanıta, Ali Başkan'dan başka bir yanıta dönecek. Abi işi gücü bırakacağız. İşi gücü bıraktık. Uğur Dündar'ı konuştuk. İşi gücü bırakacağız. Tam transfer dönemi vesaire, bunları konuşacağız. Şimdi hangi başkanı kastettiğini biliyorsunuz. Ali Koç'un. Diyor ki bir başkan var diyor, kulübüne haciz yollamış. Fenerbahçe'de kapıdan geçemez ama gitti bir daha başkan oldu diyor. Ama devamında da diyor ki ama diyor takımlarının, kulüplerinin başarısı için tekrar bir araya geliyorlar diyor. E siz niye gelmiyorsunuz? Ha, buna da cevabı var Sayın Ali Koç'un. Diyor ki Aziz Başkan'ı kastediyor Ali Başkan. 5 tane mektup yolladım. 5 tane mektup yolladım. 5'i de kapalı geldi diyor. Bu da Sayın Aziz Yıldırım'ın cevap vermesi gereken elbette bir konu. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani çok sert laflar. Aziz Başkan'a, Ali Koç'un, Ali Koç'un Aziz Başkan'a, bu süreç böyle nereye kadar gidecek? Gerçekten çok çok ilginç. Ben Aklı Selim'in tam da bu transfer döneminde Fenerbahçe'de artık yerini bulmasını bekliyorum. Bakın Fenerbahçe bugün ayın 7'si. 7, 8, 9. 3 gün hatta 2 gün sonra Edin Dzeko'lu, Ryan Kentli kadrosuyla maça çıkacak. Rusya'da 9-15 arasında 3 tane maç yapacak. Dönecek, pazar günü izin, pazartesi çalışma, 27 Temmuz'da ilk resmi maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin şu anda transfer gündeminde çok büyük isimler var. Bir önceki videomu Polonyalı oyuncuyla Zimanski ile ilgili videomu mutlaka izleyin. Bir sonraki videom yine canlı yayın olacak. Orada da önemli şeyler söyleyeceğim. Bunları konuşmak lazım. Galatasaray bir sürü şey söylüyor birbirlerine. Kemerburgaz tesislerinin açılışında eski başkanların hepsi yan yana, Fatih Terim de orada. Bu mesele, bu çekişme Fenerbahçe'ye artık zarar veriyor. Fenerbahçe'nin futbol akademisi inşaatı henüz başlamadı. Samandıra'nın karşısında alınan arazi. Çünkü ek birkaç yer daha alınmış, bir yer daha bekleniyormuş. O parselde gelince başlanacakmış. Burası başlasın. Bunun bir töreni olsun. Buraya Aziz Başkan davet edilsin. Efendim 5 kapalı mektup yolladım gelmedi. Siz yine davet edin. Fenerbahçe'nin artık bu mevzuları aşması lazım. Fenerbahçe taraftarı Uğur Dündar meselesini konuşmak istemiyor. Fenerbahçe'nin iki başkanının mevzularının Fenerbahçe'nin önüne geçmesini istemiyor. Fenerbahçe taraftarı güçlü transferler, güçlü kadro, hakkını yedirmeyen güçlü yönetim ve şampiyonluk istiyor. Zaten bunlar olduğu zaman kimseye cevap vermenize de gerek kalmayacak. Bu videoyu farkındaysanız tek bir futbolcu ismi geçmeden transfer döneminde Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a verdiği cevaplar üzerine yaptım. Çünkü çok önemli laflar, çok ağır laflar. Şimdi aynısı muhtemelen karşı tarafta gelecek. Fenerbahçe camiasının aklı selimde buluşacak büyüklüğü söz konusu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu like etmeyi unutmayın. Son dakika haberlerini kaçırmamak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bakalım bir sonraki videoda neler olacak.